İyi akşamlar. Bir tarafsız görüş programıyla yine karşınızdayız. Bugün eğitim konuşacağız. Eğitimi konuşacağız. Sınavları konuşacağız. Çok güzel bir programımız olacak. Bu akşamki eğitimle ilgili tarafsız görüş programımızın konuğu eğitimci, eğitim koçu ve Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Ferhan Akın. Çok güzel sorularımız olacak ve güzel cevaplar da bekliyoruz hocamızdan. Evet, Ferhan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ferhan Hocam, hem bizler için hem de bizi izleyen izleyicilerimiz için kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Ferhan Akın, hem eğitim koçluğu hem de Türk Dili ve Edebiyatı olarak aktif bir şekilde görevimi üstlenmekteyim. Daha önceki yıllarda birey dershaneleri, sınav dershaneleri, daha sonraki süreçte Doğa Koleji ve Bahçeşehir okullarında görev aldım. Şu an Simya Eğitim Kurumlarında bir fiil görevimizi en iyi şekilde üstlenmeye çalışıyoruz. Çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada evliyim ve bir... Ben de onu soracaktım. Evet. Evet. Allah bağışlasın. Evliyim, bir çocuk babası. Çocuk kaç yaşlarında? 18 aylık. 18 aylık, evet. Maşallah. Allah analı babalı büyüsün. Evet, aile ve eğitimi konuşacağız öncelikle. İlk sorumu böyle bir başlayalım. Yavaş yavaş soralım. Ailenin çocuk eğitimi ve psikolojisi üzerindeki etkisini açıklar mısınız? Yani aile eğitim noktasında ne kadar etkin? Evet. Yani şu an günümüzdeki en büyük beşeri yatırım çocuklarımız ve bizim bu çocuklarla ilgili yaptığımız büyük büyük maddi manevi emekler var. Hayatımızı belki de hani onlara adadığımız çocuklarımız, ki ben de artık bir baba olarak birazcık daha bu olaya hem veli olarak hem de eğitimci olarak yaklaşıyorum. Bizim aslında aile kavramını biraz sosyolojik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Ailenin gelişimine baktığımızda insanlığın ilk çağlarından başlayan klanlar halinde, boylar halinde yaşayan ailelerimiz günümüzde çekirdek aileye döndü ve bu şekilde tabii öğrencilerimizden biraz kopuk duruyoruz. Burada bizim ısrarla üzerinde duracağımız hususlardan bir tanesi bizim çocuklarımıza ne kadar zaman ayırdığımız. Yani aile içerisindeki anne babalarımız günlük hayatında birçok şeyle uğraşırken günümüzde 21. yüzyıl çağında, tam doğrusu bu çocuklarla yeteri kadar vakit geçiremiyor ve bu şekilde de aslında çocuklarımızın yalnız kalmasına sebep olmuş oluyor. Bunun dışında söyleyebileceğimiz, bilhassa babanın iş hayatında aktif bir şekilde çalışması ve bitmek bilmeyen bir ekonomi mücadelesi, ki yani burada bir anti parantez ekonomiye de açmamız gerekecek. Yani ekonomiyle ilgili de birkaç cümle kullanmamız gerekecek. Burada babaların bilhassa, yani birazcık daha tabii ki koşulları hepimiz biliyoruz, zor şartlar altındayız, ama çocuklarımıza birazcık daha zaman ayırmamız gerekecek. Onlarla birazcık daha ilgilenmemiz gerekecek. Bu şekilde bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Yani gerçekten ailenin rolü çok büyük. Tabii. Bununla ilgili de çocukların üzerindeki psikolojisi de çok önemli. Muhakkak, muhakkak. Çok şimdi, ilgi verilmesi bekleniliyor yani. Tabii. Şimdi biz veli olarak bilhassa hani çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Bu süreçte çocuklardan başarı bekliyoruz. Evet. Yani en basit, geçenlerde işte bir LGS sınavı yapıldı. LGS yapıldı. LGS'de daha ortaokul çağında olan, yani belki de parklarda, bahçelerde oynaması gereken, eğlenmesi gereken çocuklar yoğun bir şekilde eğitime tabi tutuluyor. Hocam, tabii pandeminin de etkisi oldu. Tabii. Pandemide de canlı yayınlar yapıldı gerçi eğitimle ilgili uzaktan. Onun da etkisi oldu çocuklarda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi pandemiyle ilgili maalesef ki işe objektif olarak bakacak olursak, ülke olarak çok da iyi bir sınav vermedik. Evet. Yani bizim çocuklarımız altyapısı hazır olmayan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve birden çocuklar işte tablette, internette buluştu. Tabii bunun birçok olumsuz tarafını da biz gördük. Yani bu iyi yönetilmedi.
eğitim açısından. Tabii böyle diyoruz da aslında dünya çapının, dünyada her yerde pandemiden dolayı uzaktan eğitimler yapıldı. Tabii ki. Belki atıyorum bir iki ülke hariçtir ama bütün dünya etkilendi bundan. Tabii ki. Ama biz ülke olarak yani hani bir ülkenin en önemli noktalarından bir tanesi eğitimken bizim bilhassa bu konuda eğitimi ön plana alıp yani tabiri caizse belki de marketlerin kapalı olması gerekirken bizim eğitimdeki okullarımızın açık olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet, evet, mantıklı. Tabii konu aile ve eğitimken izleyicilerimiz de sorularını bize canlı yayında yazabilirler. YouTube kanalımızdan, sosyal medya kanalımızdan iletebilirsiniz. Biz de merak edilen soruları hocamıza sorarız. Evet. Yeni nesil öğrenci profili nasıl hocam? Yeni nesil öğrenci profili nasıl? Bizler öğrencilerle yakinen ilgilenen öğretmenler olarak, eğitim koçları olarak yeni nesil öğrencilerimizde biz şunu görüyoruz. Her şeye yani her şeyi hazır bir şekilde isteyen ve her şeyin önüne sunulan bir öğrenci profili. Veliler de aslında bu konuda çocuklara yardımcı olmak isterken birçok konuda çocuklara zararlı aslında yardımlarda bulunuyorlar. Yani her şeyi ne bileyim önünden alarak, önünü temizleyerek yani bir çocuğun yapması gereken birçok şey varken aileler ne yapıyor? Aileler onun önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Yani temizleyici bir aile profili var. Evet. Böyle olurken çocuk yaşama hazırlanamıyor. Ve çocuk bu aile ortamının verdiği destekten kaynaklı yarın öbür gün toplum içerisinde karşılaştığı zor durumlarla baş edemez oluyor. Ve bu onun hem kişisel özellikleriyle ve ruhsal özellikleriyle ilgili bazı problemleri meydana getiriyor. Evet, çok güzel hocam. Devam edecek sorularımız hocam. Diğer bir konuya değinmek istiyorum. Velilerden gelen büyük şikayetlerden biri. Velilerden gelen büyük şikayetlerden biri. Çocuğumla baş edemiyorum. Evet. Diğer bir şikayet, çocuğum neden yalan söylüyor? Hocam çocuklar neden yalan söylüyor? Çocuklar neden yalan söylüyor? Şimdi bu olaya baktığımızda işin çocukluk boyutundan başlayarak tabii ilerleyen safhalarına kadar bizim gitmemiz gerekecek. Çocuklar 6-7 yaşlarındayken, çocukların aslında hayal ile gerçekler arasında bazı şeyleri tam olarak oturtamadığını görebiliyoruz. Yani örneğin sizin bir çocuğunuz 6-7 yaşlarında bir kediyi gördüğünde ben dev gibi bir kedi gördüm dediğinde bunu birazcık daha hayal dünyasıyla düşündürmek gerekecek. Hayal dünyasıyla yorumlamak gerekecek. Bunu bir yalan olarak görmemeliyiz. Bizim daha çok üzerinde durduğumuz çocuğun işte ortaokul çağlarında ve lise çağlarında sürekli bazı konularda yalan söylemesi üzerine. Peki neden bizim, hocam? Evet. Neden? Neden? Şimdi bu konuyla ilgili birçok faktör var. Evet. Ya bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi aslında rol model alma. Yani sizin şu an bildiğim kadarıyla sizin de bir çocuğunuz var. Evet. Evet. Şimdi bu çocuk aslında... Şimdi hocam benim de çocuğum var, sizin de var. Hı-hı. Allah hepsinin, bütün herkesin çocuğunu bağışlasın. Evet. Biz de zamanda yalan söylemişizdir. Babalarımıza, annelerimize. Ufak tefek yalanlar söylemişizdir yani. Evet. Doğrudur. Yani biz de muhakkak söylemişizdir. Bu konuda dürüst olmak gerekirse, evet, objektif, evet, olmak gerekirse. Yalnız bizim üzerinde durduğumuz hani çocuklar neden yalan söyler kısmı ile ilgili 21. yüzyılda anne ve babaların, bilhassa ben kendim de bunlara şahit oluyorum. Evet. Artık hani o yalanların birazcık daha üst düzey olması. Yani birazcık daha beyaz yalanlardan çıkıp da ağır yalanlara gitmesi problem. Buradaki muhabbet nereden kaynaklanıyor? Şimdi biz ilk önce rol model olarak anne ve babamızı alırız. Ve anne babamız en basit örneği bir akşam bize bir misafir gelecekse bunu anne babamız akşam evde misafirimiz yani akşam bir programımız var. Biz başka bir yere gideceğiz. O misafirin gelmesini engellediğimizde aslında burada
biz çocuğumuza bir rol model olarak ilk yalan atma yöntemini ona göstermiş oluyoruz. Bunun dışında yalanla ilgili baskıcı bir baba ya da baskıcı bir anne o çocuğun yalan atmasına neden olur. Yani siz çocuğunuza aşırı derecede baskı yaptığınızda bu çocuk ne yapacaktır? İlk önce bu savunma mekanizmasını devreye alarak sizlere muhakkak ki yalan söyleyecektir. Bizim buradaki en önemli yapacağımız ya da en önemli yapılacak şey çocuğumuzun... Yani ne yapılmalı? Evet, ne yapılmalı? Evet. Bizim çocuğumuza bu çağdaki, bilhassa bu çağda bir arkadaş gibi yaklaşıp onun aslında dünyasına inmemiz gerekecek. Ve onun dünyasına inmediğimiz sürece bu çocuğun bizlere yalan söylemesi kaçınılmaz olacak. Diğer bir nokta ise çocuğun aslında kendi hayal dünyası. Yani örneğin fakir bir çocuğun zenginmiş gibi davranması. O nasıl oluyor hocam? Oluyor. Fakir bir çocuğun şöyle, zengin gibi davranması. Şöyle, yani örneğin ben ortaokulda veya lisede bununla çokça karşılaşmışım. Evet. Yani çocuğun orada psikolojik bir şey devreye giriyor. Yani rol model alıyor. Arkadaşı istediği gibi yaşayabilirken kendisi neden bunu yaşayamıyor? Bunu benzer yalanlar atabiliyor. Yani giyiminden kuşamından, telefonundan gibi şeylerden özenme oluyor değil muhakkak mi? Rol model alarak bunu da biz görebiliyoruz. Yalanların diğer kısmında aslında burada birazcık hani bizim aile ve eğitim ayağında biz yorum yaptık. Bizim şurada bir hassas noktamız daha var. Evet. Şimdi en son Babalar diye Duyar diye bir program vardı hatırlarsanız. Evet. Bir dizi evet, olarak. Dizi, evet. Evet. En son Babalar Duyar. Şimdi gerçekten de öyle mi? Yani hemen hemen öyle. En son Babalar. Evet. En son Babalar Duyar. Şimdi buradaki mesele ne? Evet. Anne aslında çocuğuna destek olurken, çocuğuna yardımcı olurken, çocuğuna işte ne bileyim fayda sağlamaya çalışırken birçok konuda tabii hani bunun istisnaları da vardır. Hani genelleme yapıyorum. Annenin bazı şeyleri saklaması, annenin bazı konularda çocuğuyla beraber problemleri halletmesi, babaya bunu anlatmaması bir süre sonra o çocuğun yine yanlış yollara girmesine ve bazı yanlışları devam etmesine sebep oluyor. Bu şekilde bir değerlendirme de yapılabilir. Bunun aile ortamında oluşabilecek herhangi bir problemin kesinlikle ve kesinlikle aile ortamında değerlendirilmesi gerekiyor ve bunun babaya anlatılması gerekiyor. Tabii burada olabilecek bütün problemleri anne ve babanın olabilecek en minimum seviyede, en zararsız seviyede bunu kapatması veya bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani çocuğumuzu karşımıza alacağız. Konuşacağız. Oğlum yalan atma. Neyse doğruları söyle. Biz de ona göre sana kızmayacağız. Doğru olsun. Acı bile olsa o acıya katlanacağız gibisine. Gibi. Çocuğumuza daha faydalı şekilde, daha yumuşak bir şekilde yaklaşıp onu gerçekten de yalandan uzaklaştırmaya çalışmak. Muhakkak. Hocam biraz yorumlarımıza bakalım. Hı-hı. Bakalım ne gibi yorumlarımız var. Evet. Hemen şöyle bakalım. Bayağı bir izleyicilerimiz de var. Meraklı Kelebek iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mecit Yıldırım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Mecit Bey. Aytekin Bey kendisi de bizimle beraber iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Adam gibi adam duyarlı bir konu seçilmiş. Tebrikler. İşte Bevde Dal. Bir de bir soru daha var orada, ona bakayım. Adam gibi adam. Hocamıza saygılar. Öğrenci telefondan uzaklaştıramıyoruz. Öğrencileri telefondan evet. Uzaklaştıramıyoruz. Güzel. Onu not alalım hocam. Onu evet. Kenarda not alalım. Altekin Bey, veli öğretmen koordinasyonu Batman'da yetkili derecede göremiyoruz. Soruyu alayım önce hocam. Evet. İlk önce telefon. Evet, çocukları telefondan uzaklaştıramıyoruz. Uzaklaştı. Adam gibi adam sormuş. Tamam. Aytekin Bey de veli öğretmen koordinasyonu Batman'da yetkili derecede evet. Göremiyoruz. Yani bir kopukluk var veli ve öğretmenler arasında. Daha sonraki sorumuza tamam. Devam edeceğiz. Sizler soru evet. Yazmaya, sormaya devam edin. Biz bunu yayında eğitim koçumuza
Ferhan hocamıza soralım. Evet, evet hocam, ilk şimdi, sorumuzdan telefonla başlayalım. Az önce bizim üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi neydi? O pandemi sürecindeki durum. Evet. Şimdi kendi birebir yakınlarımdan söyleyeyim. Yani daha önce tabletle buluşmayan çocuklarımız pandemi sürecinde direkt olarak ne oldu? Tabletle, telefonla mecburen iletişim halinde olmak zorunda kaldı. Tabii burada biz normalde çocuklara o telefonu ve tableti verirken onun sadece ve sadece ders kısmıyla ilgilenmesini isterken yalnız bizim çocuklarımız ne yaptı? O tableti ve telefonu tamamen hayatının bir parçası haline getirdi. Burada bizim çocuklardan telefonu uzaklaştırmamız ya da çocuğu telefondan uzaklaştırma gibi bir durumumuzla ilgili bunun önüne bazı sosyal aktiviteler sunarak çocuğun birazcık daha ilgi alanlarına yönelerek bizim bilhassa bu iletişim çağının zararlarından onu uzak tutmamız gerekiyor. Yani o telefonu aslında tamamen almak yerine bazı dönemlerde bunu kullanmasını sağlamamız gerekecek. Ve bunun yine dediğim gibi sevdiği alanlara yönelmesini sağlayacağız. Yani bu bir spor olabilir, herhangi bir dal olabilir. Yani ilgi alanlarına yönelik. Şimdi biz şuna hocam, da... Hocam teknoloji o kadar hayatımıza girmiş ki... Kaçınılmaz. Telefonu çocuklardan evet. uzaklaştırmak çok zor, imkansız gibi bir evet. şey. Yani bunu nasıl... Azaltmaya, evet, telefon yani kullanması muhakkak, azaltmaya muhakkak, tabii. yönelik. Yani biz bu konuyla ilgili şunu kesinlikle hani telefonu ve tableti, bilgisayarı bu çocukların hayatından kesinlikle çıkaramayız. Çünkü artık hepimizin evinde bunlar bulunuyor. Bunun şu şekilde yönlendirilmesi daha iyi olacak. Biz çocuklarımıza çocuklarımızı şöyle bir incelememiz gerekiyor. Bu çocuk örneğin internette hangi sitelerde daha çok bulunuyor? Ya bu çocuk spor kanallarını mı seviyor? Ya bu çocuk işte efendime söyleyeyim şiir alanında, müzik alanında mı bazı kısımlarla ilgileniyor? Ve bunlara yönelik bizim çocuklarımıza ilgi ve alanlarına yönelik bir takım alanlar açmamız gerekecek. Yani çocuk sadece evde oturduğu zaman ilgi ve isteklerini tamamıyla karşılamadığında bir süre sonra bu telefonla muhakkak ki haşir neşir olacak. Bu şekilde bir yorum dile getirebiliyoruz. Kıymetli Cebrail Bey. Evet, diğer bir sorumuz vardı hocam. Veli öğretmen koordinasyonu. Evet. Dediğim gibi daha önce çalışmış olduğum kurumlarda benim karşılaştığım şeylerden yani bir tanesi. Yani şöyle veli bir öğretmenler hocam. Ben soruyu net olarak aldım. Soru tam. Ben biraz evet. Şey buyurun. Yani bazen ayda bir okullarda ayda bir okullarda veli toplantısı düzenleniyor. Doğrudur. Tamam, herkese mesaj atıyorlar. Her okul ve rehber öğretmeni veya sınıf öğretmeni bir WhatsApp'ta bir grup kurmuş. İşte öğrencilerin velilerini orada bilgilendirme yapılıyor. Ama sizce yeterli mi? Ve burada velilerimizden gelen sorular bir kopukluk var. Var. Gerçekten öğrencimizle ilgili net cevap alamıyoruz. Doğru. Milli Eğitim'e de buradan seslenelim. Evet. Daha sıkı bir şekilde bence velilerle iyi bir koordinasyon olması lazım. Şimdi hem özel sektörde hem de milli eğitim ayağında doğrusunu söylemek gerekirse bazı birimleri kötülemek gibi olmasın ama bizler şu an velilerimizle yakinen iletişim kuruyoruz. Veliler aslında velileri okula getirmek biraz zor. Yani duyarlı veliler evet tamam var ama genel anlamda velilerin bizim gördüğümüz velilerin okula uğrama konusunda biraz sıkıntı yarattığını görüyoruz. Yani şimdi ben yaklaşık 10 küsur yıldır çocuklarla uğraşıyorum, öğrenci yetiştiriyorum. Ben bazen velilerimi ararken benim velim bazen telefonumu açmıyor. Bak şimdi kendi çocuğu için arama gerçekleştirdiğimde veli telefonu açmıyor ve telefona dönüş bile yapmıyor. Tabii bu istisna bir durum. Hani genelleme yapmıyorum. Hocam şunu çalışmıyordu, cevap verememe doğru, mesai doğrudur. Saati içinde falan. Ama daha sonraki süreçte dönmesi gerekiyor. Peki sizin bir WhatsApp grubunuz yok mu? Var WhatsApp grubu. Oradan işte velinin ismini yazarak efendim tabii, sizinle görüşmemiz tabii, gerekiyor tabii. Deseniz daha mantıklı. Emin olun bunun bu da yapılıyor. Evet. Bu da yapılıyor ve buna rağmen
Bazen tabii istisna, hani velilerimiz, ilgili velilerimiz de var. Biz burada velileri kötüleme amaçlı bir yorum yapmıyoruz. Ama genel olarak biz, hadi bırakalım şu telefonları Cebrail Bey. Evet. Şu telefonları bir köşeye bırakalım. Biz veli olarak okullarda, yani tam doğrusu çocuğumuzun eğitim gördüğü okullara biz yılda kaç defa gidiyoruz? Biz çocuklarımızın bulunduğu gerek özel sektör gerekse devlet okullarında çocuklarımızı yılda kaç defa ziyaret ediyoruz? Öğretmenleri kaç defa ziyaret ediyoruz? Bu konunun bizzat veli tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor. Hocam, farz edelim ki benim rehber öğretmenim yeteri kadar beni aramıyor. O zaman ben veli olarak ne yapmalıyım? Gidip o veliyle, o öğretmenle görüşmeliyim. Ayda bir defa her şeye zaman ayırabiliyorken çocuklarımız için kalkıp bir 15-20 dakikamızı da ayırıp okullara gitmemiz kesinlikle hem bizim için hem de öğrencilerimiz için çok çok daha faydalı olacaktır. Hocam, kısıtlı bir zamanımız var. Tabii. Hızlı biraz konulara geçelim. Tamam. Sınava geçelim hocam. Sınav tamam. Bölümü. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, işte haftalarda 2022 LGS. Evet, LGS. LGS sizce nasıl geçti hocam? LGS nasıl geçti? Şimdi yine geçen seneye baktığımızda gelen hem velilerden hem de öğrencilerden gelen verilere baktığımda bu sene LGS biriminde Türkçenin zorlayıcı olduğu ve belirleyici bir ders olduğunu görebiliyoruz. Ki benim alanım da Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe. Biz şunu görebiliyoruz. Türkçe artık sınavlarda belirleyici rol alabiliyor. 2021 YKS'de geçen sene matematik daha çok ön plana çıkmışken bu sene LGS'de Türkçenin belirleyici olması bizi aslında şaşırttı. Diğer branşlarda hem fen bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilimler, din kültürü, İngilizce alanlarında netler yükselmişken, ya tam doğrusu netler derken standart öğrencilerin ortalamaları yükselmişken Türkçe LGS'de standardın altına düştü. Yani Türkiye ortalamasına baktığımızda net ortalamasının altına düştü. Yani Türkçe'de bir düşüş varken diğer bilimlerde yükselmeler oldu. Yani bu ne demek oluyor? LGS'ye giren, liselere giriş sınavına giren öğrencilerin bu diğer ortalamaları hemen hemen aynı iken Türkçe burada belirleyici bir rol alacak ve iyi bir Türkçe yapan öğrenciler, LGS için söylüyorum tabii, evet, önemli bir puan alacaktır ve dilediği liselere de inşallah gideceklerdir diyoruz. Yani bu kadar yeterli diyorsunuz. Tabii. Hocam, yorumlarınıza bakalım. Hı-hı. Veli ve koordinasyonu sormuştuk. Okullardaki serbest kıyafete bakış açınız nedir? Evet. Artısı eksisi ne? Evet. Yani kıyafetle ilgili demiş. Bir sorumuz bu olsun, evet, hocam. Bu olsun. Alalım, evet, sorumuzu. Şimdi İçik Yıldırım sormuş. Cebrail Bey, iyi yayınlar. Sizleri zevkle izliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ferhan hocamıza sorabilir misiniz? Batman şehri neden LGS ve YKS sınavlarında Türkiye'de son sıralarda? Güzel. Şu iki soruyu soralım hocam. Güzel. İki soru da çok güzeldi. Evet. Kıyafetle başlayalım. Evet, kıyafetle başlayalım. Şimdi kıyafetle ilgili biz sizler de büyük bir ihtimalle kravat, gömlek, ceket giydik değil mi zamanında? Evet, zamanında giydik. Değil mi? Giydik. Evet. Tabii bizim zamanımızda siyah önlük vardı, mavi önlük yoktu. Yok, şey olarak lise. Liseye geldiğimizde, ortaokul ve lisede, evet, takım elbise. Takım elbise değil mi? Evet, yani. Biz de o süreçten geçtik. Hatta evet, bizim lisedeki öğretmenlerimiz ne yapardı? İşte gelip sakalımıza, tıraşımıza kadar dokunurdu. Hatta bazen saçlarımızı bile keserlerdi. Yani ben idareci olarak bunu görmüştüm. Tabii bu işin trajikomik boyutu, bizim üzerinde durduğumuz husus şu. Evet. Şu an ben öğretmen olarak öğrencilerimi tek tip kıyafetle gördüğümde sınıftaki disiplin oranının daha yüksek olduğunu görüyorum.
Tek tip kıyafetteki öğrenci profili birazcık daha uyum sağlayan bir öğrenciyken, yani sefil elbiseyle okula gelen öğrencinin hal hareketlerinde ve davranışlarında maalesef ki diğer kıyafete göre birazcık daha rahat bir durum olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında benim kendi şahsi kanaatim de şu, yani öğrencilerin tek tip kıyafet giymesi bu konuda bunu zorunlu kılmamız, tabii bu bilhassa Milli Eğitim tarafından da desteklenmesi gerekecek. Bu şekilde yorumlanması gerekiyor. Yani hocam serbest kıyafet aslında o kadar da çok kötü bir şey değil bence. Ya, ama okullarda... Şimdi bu konuyla ilgili biz dedik. Yani ben kendim sınıf ortamında tek tip kıyafet giyildiği zaman sınıf ortamındaki disiplin olayı ile normal serbest kıyafet arasında farkı görebiliyorum. Ama şöyle bir durum da var. Yani sizce beniler, tek tip kıyafet mi giyilsin? Benim kendi yorumum serbest. Kendi objektif olarak hocam, yorum bu. Hocam imkanı olan var, imkanı evet. olmayan var. Yani. Güzel. Şimdi adamın 5 tane, 6 tane tabii. çocuğu var bir belinin. Evet. Hepsini ayrı ayrı kitabıdır, defteridir, kıyafetidir. Zaten tamam Apple. Kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderiliyor. Bunun başka giderleri de var biliyor musunuz? Onun için biraz sıkıntı. Evet. Normal kıyafete biraz serbest olması. Anladım. Benim, bu şu da an zaten düşüncem. Günümüzde evet. birazcık bizim çalışmış olduğumuz kurumda da hani bu konuda biz birazcık daha imtiyaz tanıyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii dediğiniz şey var. Yani hani gerçekten çocukların tek tip kıyafet giymesi, onun her gün ertesi güne hazır olması bir anne tarafından da zor karşılanabiliyor. Evet. Yani her gün o elbisenin ertesi güne hazır olması kesinlikle kolay bir durum değil. Ama 21. yüzyılda tabii ki artık birazcık daha bunun önü açıldı gibi duruyor. Evet hocam, diğer bir soru vardı, onu sormuştum evet. aslında. Diğer sorumuz kıyafet şöyle, dışında. Ferhan hocamıza sorabilir misiniz? Hı-hı. Batman şehri neden LGS? Evet, LGS ile ilgili. Türkiye'de son net sıralar. Net olarak, ben geçenlerde yani bundan yaklaşık herhalde bir 2-3 ay önce, ben şöyle bir Batman'daki kurs merkezlerini saydım, Hı-hı. eğitim. Özel öğretim kurslarını saydım. Yani ben yaklaşık olarak 50 küsür saydım. 50 küsür. Şimdi bu 50 küsür kurs merkezi bunlara baktığımızda bunların çoğunda üniversiteye hazırlık kursları var. Evet. Yani LGS'ye hazırlık kursları Batman'da az derecede. Yani evet. LGS'ye çok da aslında önem veriyor, verilmiyor. Veliler bu konuda çok istekli. Ama Batman'da LGS'ye yönelik altyapı çalışmaları biraz eksik. Evet. Yani nasıl ki YKS'ye yeteri kadar önem veriliyor. Batman'da LGS'ye kesinlikle önem verilmiyor. Batman'ın son sıralarda olmasının en büyük problemlerinden bir tanesi bir bütün olarak bütün kurumların LGS'ye birazcık daha önem vermesi gerekecek. Evet. Evet hocam. Devam edelim sorularımıza. Hı hı. Aslında hocamızı da çok fazla sıkmak istemiyoruz. Yavaş yavaş sorularımıza devam edelim çünkü hı hı. kısıtlı bir zamanımız Tabii. da var. Hocam daha çok takipçilerimizin merak ettiği konu 2022 YKS. Evet. Ki sizin uzmanlık alanınız bu. Teşekkür. YKS'ye sayılı günler kaldı. YKS'de öğrencileri neler bekliyor? Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani bu sene benim için garip bir sene oldu. Yani benim gözlemlediğim. Evet. evet. Gözlemlediğim kadarıyla ilk defa sınava yaklaşık olarak 2-3 ay kala öğrencilerin çalışmayı bıraktığını genel olarak hani diğer kurumlara falan baktığımızda genel anlamda öğrencilerin çalışmayı bıraktığını gördüm. Yani öğrenciler YKS sınavına genelleme yapıyorum, genel olarak konuşuyorum. Tabii burada yine de o pandeminin etkisini biz ön plana alıyoruz. Yani pandemiden yaklaşık olarak öğrenciler 2 yıla yakın bir süreç eğitim görmediler. Eğitim görmedikleri için YKS sınavı dediğimiz YKS dediğimiz olay kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak 3 milyon küsür öğrencinin girmiş olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Ki bu sene son 5 yıl içerisinde ki en yüksek rakam. Evet. Yani geçen sene yaklaşık olarak
%30-35 oranında öğrenci baraj altında kaldı Cebrail Bey. Evet. %30-35 oranında öğrenci baraj altında kaldı. Şimdi bu tamamen pandeminin vermiş olduğu bir etkiydi. Buradaki yığılma 2022'ye yansıyacak. Burada öğrencilerimizi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Yaklaşık 2 aylık sürede öğrencilerin bu konuda birazcık daha pes ettiğini görebiliyorum. Yalnız YKS 2022'de öğrencilerimizin daha çok çalışıp bir şeyler geliştiren, bir şeyleri geliştiren, emek veren öğrencilerin standart sapmalarında büyük farklar olacağını biz görebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim özetle, bir öğrenci geçmiş senelerde bir 60 TYT netiyle ya da 60 AYT netiyle üniversiteye gidecekken bu sene belki de 50 netlerle istediği bölüme gidebilecek. Yani bir hukuk bölümünden bahsedelim. 60 netle bu öğrenci hukuka gidecekken bu sene belki de 50-55 netle ne yapacak? Üniversiteye gidebilecek. Cebrail. Evet hocam. Evet hocam, sorularımız bayağı geliyor izleyicilerimizden. Hı hı. Bir iki soru daha soralım. Şöyle bir bakalım. Hocam, bir öğrenciniz gelip size "Velim beni anlamıyor." Evet. Demiştir. Derse. Demiş. Bu konuda evet. Demiştir. Ne söylersiniz? Muhammed Yürek. Evet. Sormuş. Şimdi "Velim beni anlamıyor." Evet. Bununla ben çok karşılaştım. Acaba neden anlamıyor? Acaba neden? Şimdi bir, aslında peki o öğrencimiz kendisi ailesini birazcık da anlıyor mu? Buna da bir ters cevap vermek lazım. Yani bir de soruyla yaklaşmak lazım. Bir anne baba çocuğunun dünyadaki en başarılı insan olmasını ister mi, istemez mi? Tabii ki ister. Tabii ki ister. Şimdi burada bizim ailelerimizde şöyle bir problem var. Yani biz aslında duygularımızı ve isteklerimizi aslında bazen aşırıya kaçacak şekilde çocuğumuza yansıtıyoruz. Yani beklentilerimiz yüksek. Şunu ifade etmek gerekiyor. Ya bir öğrenci net ortalamaları çok düşük iken velinin bundan tıp beklemesini ben gördüm yani. Düşünün yani. Ya bir veli Veli bekler hocam. Veli bekler. Tamam. Ben de beklerim ki benim oğlum, çocuklarım yani tıpı kazansın. Tabii. En iyi yere gelsin. Müthiş bir... Biz onu bekliyoruz. Ben de istiyorum. Ama olmuyor. Olmuyor. Yani tabii ki herkes, bazılarınki oluyor. Evet. Olmuyor hocam. Ne yapalım? Şimdi dediğim gibi yani o çocuğu biz nasıl yetiştirdik? İlk günden son güne kadar bu çocuk nasıl yetiştirildi? Bunlara dikkat etmek lazım. Yani hakikaten şimdi... Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu velinin bunu istemesi çok doğal. Bunun hakkı, en doğal hakkı. Yani kim istemez ki çocuğu en üst yerlerde olsun ya da en kaliteli okullarda okusun. Bunu biz isteriz. Ama işin bir de realitesi var. Bizim aslında çocuklarımızın dünyasına yönelik, çocuklarımız da neyi istiyor, ona bakmamız gerekiyor. Ya bir çocuk hangi alanda iyi? Ya bir çocuk misalen beden eğitimi okumak istiyor. Ama veli ne istiyor? Hocam diyor ki tıp okusun. Ama bu adam sporcu. Bu adamın spor yapması lazım. Ya bu adamın ruhunda tıp yok. Ya da bu adam mesleki, mobilyacı olacak. Müzik sektöründe. Yani adam müzik alanında ya da resim zorla alanında. Zorla mı tıp okutacağım? Yok. Mümkün değil. Evet. Benim lisede bir arkadaşım vardı. Biz lisede işte defterimize notlarımızı falan karalarken bu arkadaşımızın bütün kitaplarında, bütün defterlerinde resimler vardı, resim karalardı. Ya buradaki şu an bu konuyla ilgili hocam, çok özür dilerim. Evet. Bu konuyla ilgili velilerimize kısa bir tavsiye olarak ne demek istersiniz? Evet. Şeyle ilgili, hani bu ilgi alanına yönelik bizim çocuklarımızı anlamamız gerekiyor ve bizim isteklerimizin dışında aslında o çocuğun başarılı olabileceği bölümlere onu sevk etmemiz gerekecek. Evet. Neyde başarılıysa tabii ki çocuk onu okusun. Kesinlikle. Onu yapsın. Tabii ki. Evet ya hocam. Bir insan, siz yıllardır gazetecisiniz. Evet. Siz bu işi
severek yapıyorsunuz. Doğru evet, mu? Severek yapıyoruz. Severek yaptığınız için belki de başarılı olmanızın nedeni budur. Doğru mu? Teşekkür ederim. Evet, evet, burada bir iltifatta da bulundu bu arada. Gerçekten de başarılı olduğumu biliyorum. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz olabilir ama çizgimiz her zaman düz oldu. O çizgimizi hiç bozmadık. Allah da bozmasın diye. Evet hocam, devam edelim. Aslında sorularımız da var. Bizi izleyen güzel yorumlar yazan değerli okuyucularımız, takipçilerimiz de var. İnaik Altekin Bey, öğretmenler bir öğrencinin davranış bozukluğunu rehber öğretmenine bildirir. İşte rehber öğretmenler öğrenciyi kazanmak için hangi yolu takip eder diye bir sorusu var. Mecit Yıldırım, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Muhammed Demir. Birinci sorumuz. Evet, yani rehber öğretmeniyle öğrenciler arasında olan diyalog. Ilgili. Problemi olan öğrenciyi rehberliğe gönderdik. Evet. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Bunu biz de sürekli çocuklarımıza söylüyoruz. Okuyun. Okumak kadar faydalı bir şey yok. Değil mi hocam? Doğru. Okuyun. Siz de okudunuz. Tabii. Hatta sizin de mutlaka çok değerli hocalarınız da vardır yani. Emeği üzerinizde olan hocalar muhakkak, da var. Soru muhakkak. İşareti tabii, tabii. Olarak vereyim evet. Orada. Diğer bir izleyicimizin sorusu, okul elbisesi alacak parası olmayan öğrencilere neden baskı yapılıyor? Gerçekten biz de burada defalarca, hatta gazetemizde dile getirdik. İmkanı olmayan öğrencileri, velileri zor durumda bırakmıyorum. Lütfen. Evet. Burada sizler başlar olmak üzere bütün eğitimcilere burada sesleniyoruz. Siz de bunun farkındasınız. Gerçekten imkanı olmayan, zor şartlar içinde olan, altında olan vatandaşlarımız var. Devam edelim hocam. Batman'da 6 tane devlet destekli özel lise var. Meslek liselerini nasıl buluyorsunuz hocam? Böyle bir sonlandıralım sorularımızı. Yorumlarımızı pardon. Evet. Şimdi öncelikle okuma alışkanlığı ile ilgili kısım. Bu bizim belki de hani dünyanın belki de sorunu. Her kitap bir dünyadır. Her okunan kitap kişiye farklı bir dünya açar. Şimdi bu çocuklara öncelikle okuma alışkanlığını kazandırmamız için biz önce bunu yapmalıyız. Yani siz eğer çocuğunuza okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorsanız akşam eve gittiğinizde alacaksınız kitabınızı, oturacaksınız. O kitabı okumaya başlayacaksınız. Yani ve veli de burada rol model. Kesinlikle. Rol model olması. Tabii ki. Evet. Kesin. Birinci adım bu. Evet. Ve çocuğun sevdiği kitapları, yani örneğin biz çocuğumuzu biliriz ya, bir çocuğun işte efendime söyleyeyim ruhsal durumundan bu adam macera romanı mı seviyor yoksa sürekliyici yani gibi sürekliyici gibi yani, evet. Yani sevebileceği kitaplar evet. Ama öncelikle biz o evin içerisinde o kitabı alıp okumamız gerekiyor ve bunu da öğrencileri beraber, yani şöyle bir etkinlik yapılamaz mı Cebrail Bey? Evet. Hadi bakalım, bugün günlerden cuma, saatlerini de belirliyoruz, bugün bizim okuma günümüz. Bunun işte ne bileyim çocuğun sevebileceği bir ortam. Çok faydalı, gerçekten çok faydalı. Evet. Yani yapabileceğiniz bunun işte çocuğun sevdiği yiyecek olabilir, içecek olabilir gibi bir ortam oluşturup bugün bizim okuma günümüz, biz bunu yapacağız. Yani teknolojiden her birkaç saat var. Bile her uzak olmak evet. Ve ailece kitap okumak. Evet. Çok faydalı yani olur. Yani bu olacak. Hatta sınavlara girdiğiniz zaman okuma alışkanlığı yükseldiği zaman soruları çok çabuk okursunuz. Çok güzel bir hocam? Yorum yaptınız. Evet. Yorumunuz çok yerinde oldu. Şimdi evet. Az önce biz ne dedik? Dedik ki LGS'de Türkçe becerisi dedik. Doğru evet. Mu? Evet. Türkçe belirleyici rol oynadı dedik. Evet. Şimdi Türkçe ile ilgili neden Türkçe belirleyici oluyor ve diğer sınavlarda? Şuradaki muhabbetten kaynaklı. Yani insanlar artık okuduğunu algılamıyor. Ve insanlar artık yani bir programı, bir videoyu yani 1-2 dakika izleyebiliyor. Tahammül sınırlarımız zorlanmış. Yani zor bir durumda ve biz bunu artık kaldıramıyoruz. Kısa kısa şeyler, küçük küçük şeyler. Böyle olunca çocuğun okumayla ilgili problemi meydana geliyor. Ve bu problemden kaynaklı çocuklar soruları algılamada problem çekiyor. Yani telefonla, tabletle, internetle sürekli iç içe olan bir öğrencinin ki bu teknolojinin algılama üzerinde de çok büyük bir negatif etkiye neden olduğunu görebiliyoruz. Evet hocam. Hocam önümüzde sınav var. Sene içerisinde üniversite sınavlarında baraj kaldırıldı. Evet. Tüm öğrenciler üniversiteye gidebilecek. Yani üniversite bu sınavlar baraj kaldırıldı konusu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kısaca onları da alırsak
Evet. Çok merak edilen aslında evet. bir şey. Acaba bir soru yapsam üniversiteli olabilecek miyim? Nedir bunu tam olarak evet. açıklar mısınız? Çok güzel. Ayın 18'inde sınavımız pazar var. Günü. Önce cumartesi. Evet, TYT cumartesi. Sonra AYT. Tamam. Evet. Şimdi bizim bu barajla ilgili aslında yorumumuz şu şekilde. Öğrenciler de bunu sıklıkla bize sordular. Hocam barajlar kalktı, ne oldu? Evet, evet. Ne oldu? Şimdi tabii maalesef ki yine bence burada barajların kalkması yine zenginlere yaradı. Maalesef yine fakirlere yönelik bir şey değil bence. Kendi tarafsız yorumum neden bu. Neden hocam fakirler? Ya şimdi şöyle. Bu yani barajlar... Yani fakirsek okuyamayacak mıyız? Yani hani demeyelim de üst düzey başarılı olmanız gerekecek. Evet. Yani maalesef şu an... Ekonomik sıkıntılardan mı? Kesinlikle. Evet. Yani net bir şekilde bunu ifade ediyorum. Bakın bunu zaten açacağım. Evet. Bunun öncesinde bir şey söyleyeceğim. Eskiden... Fen liselerine giden öğrencilerin genelinde işte efendime söyleyeyim maddi durumu düşük olan öğrenciler vardı. Yani fen liselerine giden öğrencilerin geneli maddi durumu düşük olanlardı. Tabii burada şu an yine istisnalar var. Ama biz şu an fen lisesine gidip bir analiz edelim. Fen lisesinde bulunan öğrencilerinin çoğunluğu zengin çocuklar. Yani zengin aile çocukları. Tabii diyeceksiniz ki hani burada neyden kaynaklanıyor bu? Hocam ben maddi durumu iyi olan birisiyim. Doğru mu? Evet. Ben çocuğuma bütün derslerden özel ders aldırıyorum. Ben bütün derslerden özel ders aldığımda burada eğitimde bir fırsat eşitsizliği meydana geliyor. Ve bu şekilde olabilecek sınavlarda çocuğun başarılı olmasını tabiri caizse imkanlarımı seferber ederek ben ne yapmış oluyorum? Sunmuş oluyorum ve bu şekilde benim çocuğum başarılı oluyor. Şimdi... Burada barajların kaldırılması ile ilgili. Barajlar kaldırıldı. Özel üniversitelere öğrenciler çok rahat bir şekilde gidecek. Bu birinci ayağı. İkinci ayağımız ne? Şimdi barajların kaldırılması aslında normal standarttaki öğrencilerle ilgili çok da bir şey değiştirmedi. Yani özel üniversitelere gidilecek ama devlet üniversitelerinde çok bir farklılık olmadı. Basit bir hesap yapalım. Biz bir kuruma 500 tane işçi alacağız. Evet. Doğru mu? 500 tane. Şimdi buna yönelik küçük bir sınav yapıyoruz. Bu yaptığımız sınava giren öğrencilerden, doğru mu? Evet. Yani bu sıralamaya giren, bu ortalamayı tutturanları alacağız değil mi? Evet. Burada aslında değişen çok bir şey olmuyor. Yani devlet üniversiteleri için tercih yapacak öğrencilerimiz için çok da bir şey değişmedi. Sıralamalar yine sizin almış olduğunuz netlere göre belirlenecek ve bu şekilde siz devlet üniversitelerine gideceksiniz. Fakirler de zenginler de gidecek. Yani İmkanı olanlar gidecek. Yine dediğim gibi yani bu kısmı bir daha açıyorum. Barajın kaldırılması bilhassa açık aslında rejimiz de... orada bir yazı yazmış altta. YKS'de barajın kaldırılması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Zor bir soru aslında. Güzel bir soru. Hem zor bir soru hem de değerlendirilmesi, yorumlanması geniş bir soru. Evet. Olaya birkaç farklı açıdan bakacağım. Şimdi barajın kaldırılması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Cebrail Bey, şimdi biz eğer çocuklarımızı sadece üniversiteye göndereceksek bu iyi oldu. Ama biz çocuklarımızı üniversiteye gönderdikten sonra bir gelecek sadece üniversiteye gönderilecekse bu çocuk, sadece üniversiteye gidip herhangi bir bölümü okuyacaksa ben olaya çok da olumlu bakmıyorum. Geçenlerde öğrencilerime yapmış olduğum ufak bir seminer oldu, bir toplantı oldu. Ben dedim ki arkadaşlar eğer sırf biz üniversiteye gideceksek, sırf üniversite kimliğini kazanacaksak bunun için üniversiteye gitmemiz çok da bir şey değiştirmeyecek. Yani bizim aslında elle tutulur, gözle görülür bazı bölümlere gitmemiz gerekecek. Zaten ülkemizin hali ortada. Ya bunu kimse inkar edemez. Yani ülkenin mevcut koşulları ortada. Birçok öğrenci arkadaşımız üniversiteyi bitirmiş ve şu an maalesef ki işsiz ve birçok olumsuz vaka var. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra ya bir gencin üniversiteyi bitirdikten sonra parasız kalıp da babasından para alamaması,
bunu isteyememesi ve bu durumdan kaynaklı üzülmesini biz açıklayamayız. Çok doğru hocam. Bir taraftan da şöyle aslında yıllardır üniversiteye hazırlanmak ve kazanamamak da var. Çok böyle duyuyoruz bunları da, tanıdığımız insanlar da var. Ya diyor Cebrail Bey, ben üniversite sınavına giriyorum, bir türlü kazanamıyorum. Evet. Şimdi herhalde bir iki soru yapıp ismini, soy ismini birbirine doğru yaparsa bir üniversite olacak. Yanlış mı anladın? Yok, o şekilde değil. Yani hani bizim dediğimiz ne? Yine bir belirli bir puan standardı olacak. Onu bir açıklar mısın? Tabii. Belirli bir puan standardı olacak. Şimdi geçen baraj sene kaldırıldı da. Evet. 100 geçen sene %30-35 oranında yani baraj altında kalan hangi bölümlerde, hangi derslerde kaç soru yaparsa öyle bir cevap. Hangi bölümlerde hangi? Yani şimdi örnek veriyorum, Türkçeden 3-5 tane yaptı. Ha, anladım. O şekilde. Şimdi 150 barajı vardı geçen sene. Evet. Bu 150 barajını aşamayan, sınava giren öğrenci sayısı 2.600.000 civarında bir rakam. Bunların %30-35'i baraj altında kaldı. Yani 150 barajını aşamadı. Yani bu ne demektir? 2 yıllık bölümlere bile tercih veremediler. Bizim bu durumda, yani bir öğrencinin artık bu saatten sonra Cebrail Bey, herhangi bu durumu kalmadı. Öğrenci ne yapacak? Öğrenci sınava girdiğinde belirli bir puan, zaten direkt olarak ÖSYM 100 puan veriyor. Evet. Sınava başlayan öğrenci 100 puan alıyor. Bunun üstüne ne eklerse ve bunun üstüne eklediği puanla beraber ne yapmış olacak? Dilediği herhangi bir üniversiteye tercih verebilecek. Ama tabii bu tercihlerin de gerçekçi olması gerekiyor. Yani ben örnek diyorum, 200 puan almışken yani bir diş hekimliğine, bir tıbba kalkıp da böyle bir tercihte bulunamam. Evet. Çok güzel. Hocam programımız çok güzel, akıcı geçiyor. Programımızın sona doğru yaklaşıyoruz. Kısaca bir soru daha hemen sorayım. 2021 YKS, 2022 YKS'yi kıyaslama şansınız var mı? Evet. 2021 YKS ile 2022 YKS arasında bir kıyaslama yaparsak. Geçen sene ve bu sene. Evet, geçen sene ve bu sene. Bir kere program akışı içerisinde bunu bir kere daha ifade etmiştim. Bu sene son 5 yılın en yüksek katılım oranının olduğu sene. Yani 5 yıl içerisinde YKS'ye en çok başvurulan, bunu ÖSYM Başkanı da bunu bildirdi. Evet. En yüksek sene. Şimdi burada benim öğrencilerime bilhassa bu konuyla ilgili aslında onları rahatlatacak, onları mutlu edebilecek birkaç tane de yorumum olacak. Şimdi sınava 3 milyon kişi girmiş. 3 milyon küsür öğrenci geçen girmiş. Seneyle bu seneyi kıyaslıyoruz. Evet, onu da söyleyeceğim zaten. Önce onu söyleyeyim, zaten sorumuz, evet. Bir sorumuzda onu söyleyeceğim, evet. Hocam. Bir geçen seneki YKS ile bu seneki YKS'nin arasındaki, yani değerlendirme yaparsanız. Evet, bunun değerlendirmesini yapacak olursak, bana göre ki zaten bu sene barajların kaldırılmasına yönelik, yani bu barajın kaldırılması bize, evet, neyi ifade ediyor? Birazcık daha hani gelebilecek soru kalıplarının daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene matematik branşında gerçek manada öğrenciler isyan ettiler. Yani bunu bizim tabii ki matematik öğretmenlerimiz de bunu alıp yorumladı. Gerçekten dediler ki, yani bazı soru kalıplarını öğretmen, düşünün yani yıllarını vermiş öğretmen 3-4 defa düşünmek zorunda kaldı. Evet. Ve böyle bir şey oldu. Ben bu sene bilhassa bu durumun daha iyi bir hal alabileceğini düşünüyorum. Yani çocuklara burada benim 2022 YKS'nin birazcık daha geçen seneye göre rahat geçebileceğini düşünüyorum. Evet hocam. Sorularımıza bakıyoruz. Programımız çok akıcı geçiyor. Ferhan hocamızı inşallah ulusal kanallarda, zaten burası ulusal kanal, dünyanın her yerinde izleniyoruz efendim. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hocam, sınav psikolojisi nasıl yönetilmeli? Veliler öğrencilerden daha heyecanlı, sayılı günler kaldı. Bu süreçte neler yapılmalı? Şimdi veli ve öğrencilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Son, evet, sorumuzu da, evet, sorduk. Çok güzel. Şimdi sınav psikolojisiyle ilgili ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, ya biz şimdi sene içerisinde deneme sınavları yapıyoruz. Emin olun, geçen hafta girmiş olduğu deneme sınavını 10 gün sonra önüne koyduğunuzda aynı soru kalıpları hemen hemen geliyor. Bakın, şimdi burada diyeceksiniz ki, ya hocam
bir hafta önce yapmış olduğunuz deneme sınavı üniversite sınavı. Ben 2000 yılından 2021 yılına kadar Türkçenin bütün sorularını alıp analiz etmişim. Hocam 2000 yılında yine birleşik sözcüklerin yazımından gelen soru, 2021'de de yine birleşik sözcüklerin yazımından gelen bir soru kalıbı gelmiş. Yani öğrencilerin bu konuda bir kere geçmiş yıllardaki soruları analiz etmeleri gerekiyor. Yani adam bir gün, bir sene bitişik olmasını soruyor, bir sene ayrı yazılması gerektiğini soruyor. Evet. Yani aslında döngü kısır bir döngü, çok da değişen bir durum söz konusu değil. Çocuklarla ilgili biz şunu söylüyoruz. Nasıl ki daha önce dershanede, girmiş olduğunuz dershanedeki sınavlarınız, nasıl ki bir deneme modunda psikolojisine geçmişse bu sınava da öyle girin. Yani size Kaf Dağı'nın arkasında bir şey sorulmuyor. Rahat olun. Tabii ki. Rahat olun. Peki hocam veliler de neydi? Veliler. Velilere geçelim. Veliler. Şimdi bu konuyla ilgili de şöyle bir durum var. Ya şimdi bizim velilerimiz... Aslında en çok veliler bekliyor. Tabii veliler biz zaten ben yine söylüyorum emin olun ben son yıllarda öğrencilerimden çok velilerimle uğraşıyorum. Neden? Neden? Ya şimdi aşırı bir kaygı var. Ya aslında bu velilerin kaygıları tabii haklı olarak tabii çocuk yani yine gidip geliyoruz mevcut koşullara yöneliyoruz. Çocukların bu konuda bir yerlere gelmesini istiyorlar. Haklı olarak da veliler ne yapacaklar? Bu konuda heyecanlarını dile getirecekler. Şimdi son haftaya girildiği zaman aileler ne yapıyor? Sanki hani bir hafta 10 gün kala ben çocuğumu alıp onunla özel ilgilendiğimde, işte özel şeyler yaptığımda, ekstra bir şeyler yaptığımda bu çocuğun işte efendime söyleyeyim o netleriyle ilgili ya da sınavıyla ilgili bir şeyler değiştirebileceğine inanıyor. Masumca bir yaklaşım ama çok da etkili olmuyor. Biz çocuklarımıza şunu yaptıracağız. Yani çocuk daha önce sabah kahvaltısında ne yiyorsa. İşte okunmuş şeker gibi. Tabii. Okunmuş şekeri vereceksin. Garip. Okunmuş evet. Suyu içireceksin. Evet tabii. Aslında ya, tabii. Dediğiniz gibi geçen seneki sınavla bu seneki sınav çok farklı olacak. Daha güzel geçmeyecek. Ben inanıyorum ki daha güzel geçecek. Daha... Şimdi burada ben yine inanıyorum. Yani hani burada biz veli kısmını şöyle bir açalım. O kısmı kapatmayalım. Çünkü velilerimizle ilgili güzel tespitlerimiz var. Evet. Bizim velilerimiz işte son bir hafta kala genel anlamda Türkiye'deki bütün veliler son bir hafta kala özel seanslar başlıyor. Özel seanslar. Dediğiniz gibi işte bu okuma seansları olabiliyor. İşte efendime söyleyeyim okunmuş şeker buna benzer efendime söyleyeyim özel hissetmeler, hissettirmeler, bir şeyler yapmalar ekstra. Yalnız bunlara gerek yok. Çocuklar normal hayatı içerisinde yani o eğitim öğretim hayatı içerisinde neler yemişse yani sabah kahvaltısında bir parça zeytin ekmeğini yemişse, parçasını yemişse onunla devam etsin. O sınava yönelik kalkıp ekstra bir kral sofrası kurmanın hiçbir anlamı yok. Yani ben gideceksem kursunlar hocam. Şöyle bir kral sofrası. Sizin için özel bir sofra yaptılar. Güzel bir büryan veya döner falan. Olsun. Yani sınav öncesi sınava girmeden olmuyor. Yani onu yemeden sınava giremeyim. Tamam. Oğlumla beraber yiyeceğim. Onu sınava göndereceğim. O da yesin ben de yiyeyim. Rahat olmak lazım. Ama aslında değil mi şimdi, hocam? Tabii. Sınav başlayınca rahat ol. Tabii. Değil mi? Bildiğin tabii. Sorudan mı? Tabii bu da doğru. Yani bizim aslında birazcık daha rahat olabilecek, rahat yapabileceğimiz sorulardan başlamamız gerekiyor. O rahat soruları alıp çözersek birazcık daha... Hatta şöyle bir durum var. Kendim de bunu biliyorum. Biz de sınavlara girdik. Ben sınava girdiğim zaman ilk 5 dakika nefes almayı bırak, yani öldüğümü hissettim. Ama daha sonra yavaş yavaş birkaç tane böyle bildiğimiz soruları çözdükten sonra bir sonraki aşamada birazcık daha rahatlıyorsun. Buradaki senin heyecanın, adrenalinin düşmüş oluyor ve birazcık daha rahat hareket edebiliyorsun. Çocuklara yine şunu ifade edeyim. Bunu birkaç defa daha sene içerisinde çocuklara anlatmıştım. Tarafsız Görüş programındaki bu yayınımızda da bunu yine ifade edelim. Arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, kesinlikle ve kesinlikle o çözdüğünüz soruları çok da abartmayın. O sorulara birazcık daha yüzeysel bakın. Rahat olun. Ve şu çok önemli. Hocam bir soruyu bir kere okuduğunuzda bunu anlamıyorsanız hocam onu anlamak için zorlamayın. Yani o soruyu yanına sorunun yanına bir soru işareti koy.
Git bütün soruları bitir ve daha sonra o soruya dön. Sen bir soruyla cebelleşirken orada hem zamandan sıkıntı yaşıyorsun hem de beynin yorulmuş oluyor. Lütfen soruları boş bırakmaktan korkmayın. Sizin için önemli olan şey sizin yaptığınız netlerinizdir. Yani bir öğrenci 120 soru, 120 sorudan işte örnek diyorum 80 tanesini işaretlemesi ve burada 60-65 net yapması bizim için daha doğal, daha olumlu olan bir şeydir. Yani bir öğrenci 120 soruyu cevaplamak zorunda değil. Ya hocam bakın ne söyledim az önce. 40 tane belki de 30 tane boş bırak ya. Soruyu boş bırak. Neden? 4 hocam yanlış, toparlayalım çünkü bitiriyor. Son 3 dakika. Evet. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bütün soruları cevaplamak zorunda değilsiniz. Benim kesinlikle öğrencilerime bu konudaki en büyük tavsiyem soruları anlamadıysanız yanına soru işareti koyup geçelim. Daha sonra dönüp baktığımızda biz o soruyu gerçekten anlamadıysak hocam boş bırakalım. Bu bir milli piyango ya da bir sayısal loto değil. Şans yani böyle tutacak da ben o soruyu tutturacağım. Böyle bir dünya yok maalesef. Evet hocam çok güzel yorumlarımız vardı. Üstünde gerçekten takdir eden yorumlar var. Herkese yorumları için çok teşekkür ediyoruz. İşte Deniz Kızı olsun, Ahmet Vurkan Doğu, Cem Kara, Meraklı Kelebek, İrem Gerçek ve birçok yorumlar var. Evet. Olumlu yorumlar var. Gerçekten sizi seven de var. Tanıyanlar da var. Bak yerlerden de sorularımız oldu. Bunların hepsini okuduk. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir yani bu konuda rahat olun. Bu tür programları daha çok izlemek için, daha faydalı konulara değinmek için lütfen bizi takip edin. Hocam tarafsız görüş programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki. Buyurun efendim. Şimdi bizim bu tarafsız görüş programına katılmamız, en azından bizim çocuklarımıza bu konuyla ilgili son detayları, analizleri vermemiz bizim açımızdan tarafsız görüş yayını kanalı açısından önemli oldu. Tabii ki buradaki yönetimin yani tarafsız görüş kanalının yönetimi bizi gerçekten sıcak karşıladı. Ve tabii yayın arkasında duran kameraman arkadaşlarımız da büyük bir efor sarf ettiler. Güzel bir program oldu. İnşallah daha nice programlara sizlerle beraber oluruz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarafsız görüş programı olarak hocam gerçekten bizler de en iyi hizmeti sunmaya, en iyi programları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde güzel bir ekibe sahibiz. Hem siyasi, hem edebiyat, hem de mizah konularımızı ele alıyoruz. Tabii ki bütün takipçilerimiz mutlaka görecektir. Her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Efendim, bu akşamki yayınımızın sonuna geldik. Tarafsız görüş programı olarak herkese hayırlı akşamlar diliyorum.